Selamlar, saygılar. Bunların şifasına vesile olacak. Şayet hayal ötesi sonsuz. Arkadaşlar şu an benim Facebook sayfamda, Instagram sayfamda. Varsa, lütfen bu canlı yayını yönlendirin. Benim Barış Instagram adresim Barış Çak. Hocamızın da Refik hocam, Instagram'dan konu olacağım. Merhabalar. Barış Bey, selamlar, saygılar. Evet arkadaşlar, şimdi Barış Çak hocamızın Instagram canlı yayın konuyuz. Barış abi, selamlar, saygılar. Aleyküm selam Refik hocam. Hayal ötemiz sonsuz sayılı akşamlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Bizim hayal ötesinden başka bir lüksümüz ancak yukarıya doğru olabilir. Aşağıya doğru olması namümkün. Siz nasılsınız? Şükürler aslan olsun. Hayal ötesiyiz hocam. Ha? Hep beraber inşallah. Allah razı olsun. Hep beraber ama hayal ötesiyiz. Bugün hocam müsaade ederseniz ben şöyle bir ön girizgah yapayım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tek tek. Şeref verdiniz Refik hocam. Konuk olduğunuz için çok çok teşekkürler. Şeref verdiniz. Onur verdiniz. Siz şereflendirdiniz. Allah razı olsun. Bilinçaltı, Allah razı olsun hocam. Refik Korkmaz Bilinçaltı Mucizeler Dil Eğitimi yaratıcısı Sayın Refik hocamız. Canlı yayınımızın konuğu. Bugün bilinçaltı dili, bilinçaltı eğitimleri ve özellikle ben siz bağlamadan çok da süre önce de şeyden bahsettim. Arkadaşlar özellikle sağlık sorunları olan arkadaşlarımız canlı yayına sağlık sorunlarını lütfen yazsınlar. Refik hocamız uygun gördüğü arkadaşları cep telefonları belki rica edecek ve WhatsApp'tan arayıp canlı yayına bağlayacak. Facebook üzerinden ya da. Öyle bir şey olacak değil mi hocam? Evet evet. Eğer gözlemlenebilir bir rahatsızlığı varsa arkadaşlarınızın, onlar telefon numarasını yazsınlar. Ben buradan onlara WhatsApp'tan ulaşacağım. Onların sesi işte görüntüsüyle burada diyeceğiz ki nerenizde sıkıntı var şurada. Peki hangi türden rahatsızlığı olanı alacağız? Her rahatsızlığı olanı alacak mıyız? Her rahatsızlığı olanın şifasına vesile olabiliriz ama görünen rahatsızlığı olanı alalım. Ne? Kişinin kisti var. Diyecek ki işte dokundum, evet ceviz kadar. Tamam. Anlaşılıyor, ceviz kadar sert ya da yumurta kadar. Biz diyeceğiz ki tamam, sizi alırız. Peki benim işte akciğerimde sıkıntı var diyeni almayacağız. Neden? Çünkü akciğerindekini eliyle kontrol edemez oradaki kitleyi. Ben şifasına vesile olurum da şifasına vesile olurum dediğimde kim inanır? Biz dolayısıyla gözle görülür, ölçülebilir, varlığı ve yokluğu kanıtlanabilir rahatsızlığı olanları alacağız. Ha, canlı yayın aldığımız her arkadaşımızın şifasına vesile olamayız. Şifaya vesile olamadıklarımızı da kanıtlarız. Deriz ki arkadaş şifaya vesile olamadık. Biz bir de yüz çalışmanın yüzünde de şifaya vesile olamayız. Ve biz ancak vesileyiz. Yüce Allah bize ne emrettiyse, ne kadar bizi buna nasip kıldıysa biz de bundan nasibimizi vesile olmak olarak alırız. O da şifalanmak olarak nasiplenir. Peki neler? Kulak zarı delik olan birini alabiliriz. Çünkü kulağına su dökeriz, boğazına kaçıyordur. Kulak zarı delik olduğu anlaşılır. Kulak zarını onarırız, kova kova su döksün, geçmez artık. Peki işitme problemi çok yüksek oranda. Onun da şifasına vesile olmaya çalışırım. Boyun fıtığı var, başını sağa sola çeviremiyor. Bizim çalışmamızla anında şifaya vesile olup olmadığımız anlaşılır. Boyun fıtığı olanı alacağız, bel fıtığı olanı alacağız. Omurları eğik, S haline gelmiş, skolyozu varsa gözlemlenebilir olduğu için canlı yayını alacağız. Bel çukuru bazı kişilerde portakal kadar içeride. Bel çukurunu düzeltmeye vesile olacağız. Kimisinin kuyruk sokumu kırık, eğik, çatlak. Onların kuyruk sokumlarının düzelmesine vesile olacağız. Bu anlaşılır. Ne? Kişi, hocam oturamıyorum bir yere dediğinde, tamam, hastalığı var. Şimdi bak diyeceğiz, evet oturabiliyorum, geçti diyecek. Biz böyle gözlemlenebilir rahatsızlığı olanları o yüzden canlı yayın alacağız. Bir de bir bacak diğerine göre kısa olabilir. Böyle arkadaşlarımızla çalıştık.
bacağın uzayıp diğeriyle eşitlenmesi için elimizden geleni yapacağız. İşte böyle rahatsızlıkları olan varsa yazsınlar. Tamam, biz psikolojik sorunların da çözümüne vesileyiz, yöntemini biliyoruz ama o psikolojik rahatsızlığın yok olduğunu hemen şimdi kanıtlayamayız ki. Panik atağı var. Panik ataktan kurtulduğunu en az 2-3 yıl kendisini test ederek anlayabilir. Dolayısıyla biz hani başkalarına benzemeyiz. Biz anında olan, anında düzelen durumları alacağız canlıyla. Haydın bre. Evet, arkadaşlarımız yazsınlar. Ve bu arada sizler, siz gündem belirlemek isterseniz, soru sormak isterseniz sorunuz. Pajalusa. Hocam bu arada arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Bu konunun bir açığa çıkmasını, yani biraz daha açıklanmasını isteyen çok arkadaşımız oldu. Dedik ki işte nuru şahitesiyiz, hayal ötesiyiz gibi. Bu kapılar şimdi bazı arkadaşlara çok yabancı. Bunlarla ilgili kısa bir şeyler söylemek ister misiniz? Tamam. Valla yanımda şu anda Tahta Kuşlar köyünde, Edremit'te Balıkesir'deyim. Yanımda bu otelin işletmecisi Elif Hanım var. Elif Hanım dedi ki hocam burada duracağım, dinleyeceğim ama görüntüyü almayın beni. Tamam dedim. Elif Hanım çok cana yakın birisi. Çok yani buraya burada yoga ya da benzer çalışmalar çok yapılıyor. Tamamen bu bilgilerle donanmış bir insan. Bence artık o eğitimlere katılmak yerine eğitimler düzenleyecek halde. Ona soralım. Peki işte hayal ötesiyim ne demek? Saltanat ötesiyim ne demek? Kaf ötesiyim ne demek? Bunu hemen test edelim. Elif Hanım nasılsın? Sizi İyiyim. Görüntülemiyorum. Heh. İyiyim. İyisin. Hayal ötesi şöyle bir şey düşünürsen. Yani insan... Sesi geliyor değil mi? Sesi geliyor mu? Tamam, sesiniz geliyormuş. Bir de yüksek sesle lütfen. İnsan hayal ettiğini her zaman için ulaşmayı ister. Ama eğer içindeki enerjin sabitse ve güvenin varsa ve ona inanarak yapıyorsan istediğin yere varırsın. Bravo. İşte teori süper. Fakat uygulama öyle değil. Bak ne dedi? Hayal ötesiyim dediğinde hayalinin kendisine de ulaşırsın, ötesine de ulaşırsın dedi. Ama enerjin yüksek olmalı dedi. Evet. Peki Elif Hanım'ın enerjisi yüksek mi? Elif Hanım'ın enerjisi yüksek değil. Niye? İyi. Nasılsın? İyiyim. Herkes iyi. Ben iyinin de iyisiyim. Bravo. Nesin? Şimdi soralım. Dedi ki ben iyinin de iyisiyim. Nasılsınız? İyinin de iyisiyim. Tamam. İşte iyinin de iyisi. Gördün mü? O yüzden bizim aydınlatmamız lazım. Bak şimdi. İyi beşincidir. Bazı dördüncüsü de var. Yani iyiden aşağı olan var. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Benim bir arkadaşım vardı. 5 sene iyi olmaya çalışıyorum dedi. Soruyorum nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum, iyi olmaya çalışıyorum. 5 sene geçti dedim ki iyi oldun mu? Yok hocam, daha iyi olmaya çalışıyorum. Sen kaldın size. Sonra başka bir tane daha. Onun daha kötüsü var. Nasılsın? Kendimi kötü hissediyorum. Peki ondan da daha düşük bir enerji var. Nasılsın? Sürünüyorum. Var mı köyde nasılsın dediğinde sürünüyorum diyen arkadaşın? Var. Var. Peki en berbat olanı nasılsın? Ölüyorum. Böyle diyen duymuşsunuzdur. Tamam, işte ölüyorum diyen bir insanın enerjisi odur. Sürünüyorum diyen bir insanın hayatı sürünmekte geçer. Kötü hissediyorum diyen birisi hep kötü hisseder kendisini. İyi olmaya çalışan birisi hep iyi olmaya çalışır. İyiyim diyen de işte ülkemizde herkes hemen hemen %90 hemen hemen iyiyim diyor. İyiyim diyenlerin hali ortada. Peki iyinin de iyisi şimdi ne yaptı ablamız?
yüksek enerjiye çıkmaya çalıştı. Fakat yol gösterici biri lazım. Altıncı enerji çok iyi. Onun üstü var, şahaneyim. Ondan daha yukarı var, harikayım. Daha yukarı var, muhteşemim. Daha yukarı var, mucizeyim. On. İyiyim diyenler onda. Mucizeyim diyenler, düzeltiyorum. İyiyim diyenler beşte, mucizeyim diyenler onda. Mucize ötesiyim, 11. Nur hayat ötesiyim, 12. İnsanlar bize sorduğunda, 2 sene önce nur hayat ötesiyim diyorduk biz. Şu an için diyemem, hayatı boyunca diyemem. Çünkü insanlar kendi kendine, kendini psikolojik olarak geriliyor. Uf, bunu açmıyor. Yatıp düşünmüyor yani, değil mi? Köydeki bakkala gittiğinde, nasılsın Elif Hanım dediğinde, nur hayat ötesiyim diyebilir misin? Diyemem. Nasıl diyeceksin, diyemezsin. Beynin başka şeylerle dolu. O huzurluk yok vücutta. Tamam. İşte biz onları diyoruz. Biz dediğimiz için böyleyiz. Ve 13. enerji yaratıcılık ötesiyim. 14 sırlar ötesiyim. 15 valla bana nasılsın dediğinde ben 2 sene önce şöyle dedim. Rafiki İstanım. 15. enerji şimdi siz buraya bir misafiriniz geldiğinde bir hafta kalacak diye. Nasılsın Elif Hanım dediğinde ben Elif İstanım. Diyebilir misin? Peki mucizeyim diyebilir misin? Bak ben çoğuna mesela benim telefonla çok müşterilerim arıyor ya. Nasılsın Elif abla diyeyim. Özel ararla muhabbetini. İyiyim, sizin sesinizi duydum, daha iyini de iyisi oluyorum diyorum. Mükemmelim diyorum. Mucizeyim diyemiyorsun değil mi? Diyemiyorum. Çünkü ayıp işte budur. İnsanlarımız mucize diyemiyorlar, mucize ötesini diyemiyorlar. Daha doğrusu şu, 5 sene önce diyemiyorlardı. Biz bunu tüm dünyaya yaydık. Mucize Doktor dizi filmi çıktı. Ve Mucize isimli sinema filmleri arttı. Dünyada artık bu frekansı yükselttik. 16. enerji, insanlar bize nasılsın dediklerinde enerji ötesini diyorduk. Sevgi ötesiyim dedik 17'de. 18'de geldik, teslimiyet ötesiyim dedik. 19'da biz hayretler ötesiyim dedik. İnsanlar soruyordu, nasılsın, hayretler ötesiyim. Onlar diyordu, ne oldu? Ne oldu? Niye hayretler ötesisin? Biz daha iyiyiz diyorlardı. Peki 20. enerjiye geçtik, huzur ötesi dedik. Ve bize tam geçen seneydi 21. enerji, nasılsın diyorlardı. Sonsuzluğun sınırsızlığı ötesiyim diyorduk. Peki bunları dedik, ne oldu? Hayatımız değişti. Sonra nuru şah ötesiyim dedik. 23. enerjiye geçtik. Şiir ötesiyim. 24. enerjiye geçtik. Kaf ötesiyim. Kaf ötesiyim deyince biz ne yaptık? Manisa Sipil Dağı'nı 4 yıl boyunca tüm Türkiye'ye, bütün dünyaya duyurmadık mı? Kaf ötesiyim deyince Zümrüt Ankalar bize kalbini vermedi mi? Bu Manisa Sipil Dağı'ndan Zümrüt Ankalar'ın bize verdiği kalp. Zümrüt Anka kalbini çıkardı, oraya koydu. Manisa Sipil Dağı'nda. Ve arkadaşlarımız orada eğitimler düzenliyorlar. En son eğitim düzenleyen Ümran Zengin hocamızdı. Valiliğin, belediyenin, Kültür Bakanlığımızın, UNESCO'nun, hiçbir devlet ya da kuruluşun Manisa Sipil Dağı için yapmadığı tanıtımı biz yaptık. Vallahi Güney Kore'ye eğitime gittik. Oraya dedik ki, tabii onlar S'yi Ç olarak söylüyorlar. Çipil, Çipil Dağı diyorduk. Manisa Çipil Dağı. İzmir'in hemen, İzmir'in ve Manisa'nın dağı. Ta Güney Kore'de Sipil Dağı'nı anlattık. İşte kaf ötesiyim dedik. Bize soruyorlardı, nasılsın? Kaf ötesi. Kaf dağının ötesindeyim yani diyorduk. Ve kaf dağının ötesindeyim dedik ki Zümrüt Anka geldi, kalbini verdi bize. Kaf dağının ardında derler. Al, bu Zümrüt Anka'nın kalbi. Peki sonra saltanat ötesiyim dedik. Ve şimdi de hayal ötesiyiz diyoruz. Hayal ötesi demek tam da Elif Hanım'ın demin söylediği şey. Hayallerini gerçekleştirebilmek demek.
hayallerinin ötesini gerçekleştirebilmek demek. Az önce Elif Hanım'la burada sohbette şunu dedim. Bayramiçe ilçesi ismi geçti. Dedim ki ben Bayramiçe gittim. Hem de Bayramiçe 6 sene önce gittim. Neden Bayramiçe gittim? Bayramiçe ilçemizde halkın %40'ı tikli. Dokunduğunda gülüyor, küfrediyor, sana yumruk atıyor. Sen bir hareket yap, o aynısını yapıyor. Hatta gördüm birisi. Yani ne yaparsan yap, aynısını yapan arkadaşlar var. Al, hani diyorlar ya yüzü burada. Peki siz bayram için biliyor musunuz bu özelliğini? Bilirim. Bu özelliğini bilir miydiniz? Yok, dünür de tiklidir benim. Elledim ama elleme yeterdi. Hanımın adı yeterdir. Böyle hanıma böyle ya. Elleme yeter. Tamam. Etti. Şu anda hemen kurtarabiliriz istiyorsan telefonuyla. İşte ben gittim. 6 sene önce kalktım Bayramiçi ilçesine gittim. Çanakkale'nin. Galiba 4-5 gün kaldım. Kahvede, dükkanlarda, bir de onun pazar yerinin pazarına denk geldim. Pazarı hangi gündü bilmiyorum. Çarşamba. Çarşamba pazarıymış. Çarşamba pazarında ürün satan kişilerin de tiklerini gittim. Bazılarının tiklerini yok ettim. Bazılarınınkini yok edemedim. Bazıları kurtulduklarına mutlu oldular. İşte benim hayalim şuydu. Hiç kimsenin yapamayacağı şeyleri yapmaktı ve şimdi hayalimin ötesine geçtim. Canlı yayınlarda herkesin şifasına vesile oluyorum. İşte bunlar bu. Bir arkadaşımız yazdı mı rahatsızlığını? Refik Hocam, Gönül Hanım yazdı. Doktorlar aşağı yukarı 10 yıldır herhangi bir şey bulamamışlar ama bir rahatsızlığı var, ne olduğu bile konulamamış. Ben dedim lütfen şifaya niyet edin arkadaşlar. Her tür, yani sadece sağlık değil, bolluk bereket ilişki sorunlarıyla ilgili de şifalanmaya niyet edin. Çünkü tek taraflı dedim. Kusura bakmayın. Hani ben bütün ömrüm, günüm canlı yayınlarda geçiyor ya. Bütün işlerimi artık sabahtan akşama kadar canlı yayında olduğum için aç kalıyorum. Karşın, hadi mazur görün. Yani yemeğe ayrıca zaman ayırmaktansa yemeğe zaman ayırmayıp şifaya vesile olmaya adadım kendime. Hem yemek yiyelim, hem zeytin yiyelim. Zeytinler Elif Hanım'ın bize ikramı. Sizin zeytinleriniz var mı? Var var, kendi zeytin. Bu sizin zeytininiz mi? Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ve bolluk bereket içinde olsun. Hem sizin hem bütün dünyanın tarım ürünleri. Amin. Barış Bey var mı alacağınız bir arkadaşımız? Hocam, ben sana derseniz, siz bir iki okuyarken müthiş istiyorum. Hatta bizim anımızdır bu. Beraber ortak kılmamız. Şu an yayında olan Ümran Ankara'mız, hocamız da aynı eğitimdeydik. Benim sizden arka bir eğitimim. Arkadaşlar Aysel Hanım, Aysel Ankara'mız, hocamız. Hocamız ikinci modülü çalışırken kendisinin boyun fıtığını kendi 10 saniyede şifasına vesile oldu. Bakın bu bir. Hollanda'dan bir teyzeniz geldi. Ne olur affedin, ismini hatırlayamıyorum. Geldiğinde bakın şöyleydi. Öne doğru eğiliyordu. Omurgası S çizmiş, S çizmiş. Refik Hocam dedi, felç kalma ihtimalim var. Adım atamıyor. Yani 30 santim bacaklarını açamıyor. Hani beni tanıyan arkadaşlarım bilirler. Yani şeyi saymam. Böyle abartı yalanı falan saymam. Kullanmam da. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biz, bu teyzemiz, yemin ediyorum, çıkarken dimdik ve koşarak çıktı. Yani hani hocam ne olur benzetmemi hoş görün. Arkadaşlar Kemal Sunal filmlerinde olan hani yok olup da güldü alıp kabul edebilirsiniz. Gerçekten Allah razı olsun. Hocamız bu konuda bu eğitimleri kendisi şifaya vesile olurken bütün eğitmen arkadaşlara, bu eğitimleri alanlara da tek tek öğretiyor. Her tür sorununuz üzerinden. Yani mesela ben ilk Refik Hocam'ı ilk böyle videolarından izliyorum. Daha
Refik Korkmaz eğitimlerini yeni takip etmeye başlamışım. Bir gün dedim ki, Allah'ım dedim, ya dedim, Refik Hoca'ya ulaşabilir miyiz? Yani o kadar böyle uzakta geliyor ki. Neyse şey yaptık. Biz kaydolduk hocam. Yani şunu söyleyeceğim. Otele ben bir 5 dakika falan geç kaldım. Arkadaşlar giriş kapısına geldi oda salonun. Barış abi hoş geldin dedi. Tokalaştık, öpüştük. Allah'ım dedim bu yani. Yani böyle de mütevazı. Yani ama çok emek veriyor. Bunu niye söylüyorum? Arkadaşlar yani şunu söyleyeceğim. Hani bazı şeyleri herkes alıp kabul edemeyebilir. Ama hocamız bazı konularda haklı bir şekilde sınırını tavrını koyuyor. Çünkü 20 küsur yıldır bir emeği var. Ve hani kimsenin yani bunu hani en az bir konuda onun kadar bir şey başarırsanız onu eleştirmeye sizin bizim hepimizin hakkı olur. Allah razı olsun. Ama hiçbir şey yapmadan ne demek hocam? Allah razı olsun. Inşallah. Ya, onu söyledin ya, biraz açıklayayım. Ben Bayramiç ilçesine geldiğimde Adana'dan kalktım, Bayramiç'e geldim. Bir de Manisa'nın Dazyurt. Manisa merkezde Yunt Dağı var. Yunt Dağı'nda da yörüklerimiz var. Orada Dazyurt var. Dazyurt köyü. Orada da çok tikli vatandaşımız var. Dedim ki Refik, Adana'dayım. Dazyurt'a mı gideyim, Bayramiç'e mi gideyim? Tabii hani ilgi alalım ya. Baktım Bayramiç'te çok daha fazla tikli var. Çünkü bir de Bayramiç ilçe. Yunt Dağı'nda Türkmenköy, Osmancalı, Ortaköy, Sümbüller, Küçük Yağcılar, Büyük Yağcılar, böyle köyler var. Ama yine de en fazla insan, yani Yunt Dağı'na göre, Yunt Dağı'nda yaşayanların hepsini alsak, Bayramiç ilçesindekilere göre daha azlar. O yüzden Bayramiç'e gelmeyi tercih ettim. Adana'dan kalk, Bayramiç'e gel. O zaman öğretmendim, öğretmen evinde kaldım. Bir de nasıl bak, sizi böyle bekleyen o tiyatro salonunda 20-30 tane tikli insan yok. Siz gidiyorsunuz, tek tek onları buluyorsunuz. Kahveye gidiyorum, kahveciye diyorum ki selam aleyküm, aleyküm selam. Tikli biri var mı diyorum. Evet diyor, bak diyor şu arkadaş tikli. Yanına gidiyorum masaya, ama şimdi masaya gidiyorsun ya, 4 kişi oturmuşlar. Bir oyun oynuyorlar. Gidip orada konuşsan desen ki ya tekiniz varmış, adam diyor ki arkadaşım ben şimdi burada okey oynuyorum. Yeri değil zaman değil, ya da bir dilenciye bakar gibi, hani ne dilenci misin sen? Anlaşılan çok durumlarla da karşılaştım. Ona gittim, öbürüne gittim, öbürüne gittim. Dükkanları tek tek dolaştım, tikli kimse var mı diye. Pazarcıları tek tek dolaştım. Sonra tikli 10 kişi buluyorsun ya. Diyorlar ki hocam ben tikimle yaşamaya razıyım. Allah Allah. Ya kurtarayım seni. Olmaz, tikimle yaşamaya razıyım diyor. Vallahi işte böyle. Bazı arkadaşlarımız da tamam hocam bizi kurtar tikten dediler. Çünkü insanlar bir şeye alışınca artık öyle yaşamak da istiyorlar. Ha, bir de çok ünlenmiş bir arkadaşımız vardı. Çiçekçi İsmail. O galiba bir televizyon programına çıkmıştı. Televizyon programında belki Şoray Uzun Yolda gibi bir program vardı. Bir çiçekçiyi bulmuştu. Çiçekçi tikliydi. Müşteriler geliyor, dokunuyorlar. Müşterilere ana avrat küfrediyor. Müşterilerin hoşuna gidiyordu. Dolayısıyla dedim ki sizi bundan kurtarayım. Yok hocam dedi. Ben dedi çiçekçiyim. Beni böyle tanıyorlar. Ben böyle olduğum için bana çok müşteri geliyor. Sen şimdi beni düzeltirsen müşterim azalır dedi. Yemin ediyorum aynen böyle. Tamam dedi. Sen dedi şimdi beni kurtarsan bile ben gene tikli numarası yaparım. Çünkü öyle olunca çok müşteri geliyor bana dedi. Türkiye'de tiklilikte bir marka olmuşum da ben dedi. Yazsınlar, şu anda hala o var mı bilmiyorum. Valla çiçekçi İsmail yazın bak, Afyon ya da Kütahya'da.
Yani olay şuradan geldi bak. Ben ne kadar tikli varsa neredeyse seceresini çıkarmışım biliyorum. Adana'dan kalk gel. Şimdi yolda birisi akraban sorsa tamam mı? Refik nereye gidiyorsun? Bayram için içeriyorum. Tikli arkadaşlarımızın tikini yok etme. Hiç ne derler? Arkadaşlar ne der? Ya sen ne yapıyorsun der. Dolayısıyla ben nasıl bir hayat yaşadım biliyor musun? Nereye gidersem, ne yaparsam kimseye söylemeden gidip yapmayı alışkanlık haline getirdim. Çünkü elimden tutarlar. Sen salak mısın? Otur oturduğun yerde. Tik de neymiş? Kimse yok edememiş. Sen mi yok edeceksin? Bir de tak kalk Adana'dan. Bayramiç'e git. İşin gücün mü yok? Ben kolonya almıyorum Allah razı olsun. İşte öyle ve ne durumlar yaşadık. Yani hep böyle komik güzel durumlar. Gözümden yaş geldi vallahi ya. Ve sonra bir de cebimden bir de işin başka tarafı şimdi bak. Öğretmenim. İki günüm var. Cumartesi, pazarım var. Haydi cumartesi, pazarın var. Cuma akşamından yola çık. Pazar akşamı buradan ayrıl ki pazartesi okulda ol. Öğretmen maaşlısın. Zaten bir öğretmen maaşı ancak ay sonu getiriyor. Sen bir de gel kalk oradan buraya maceraya. Biz algımız bu yöndeydi. Ne varsa gidelim bir milleti tikinden kurtaralım şeklindeydik. Peki sonra ne oldu? Vallahi baktım bir psikolog arkadaşımız dedi ki hocam ben yıllardır dilimi ısırıyorum ben. Danışanım geliyor ben psikolog. Benden terapi almaya geliyor danışan. Ben de böyle dilimi ısırıyorum. Lütfen beni kurtarır mısın dedi. Kurtardık. Başka arkadaşlarımızın psikologların yine sorunları vardı. Dedi ki yok mu psikoloji dünyasında, tıp dünyasında tikleri yok etmek? Yok hocam dediler. Sonra ne yaptım? Adana'da ne kadar sanayi sitesi varsa, oto sanayi sitesi, kuru gıda satan toptancılar sitesi, yaş sebze meyve satan sebze hali, mobilyacılar sitesi, Adana'da iki tane kuru gıda toptancılar sitesi var. Biri Yüreğir'de, biri de Seyhan'da. Onlara. Ve bir de ne kadar esnaf varsa ya. 3 sene boyunca sabah gidiyorum. Tabii okuldan erte kalan zamanda. Selam aleyküm, aleyküm selam. Oto tamircisi. Tikli biri var mı? Niye? Ne yapacağım? Tikini yok edeceğim. Çok gariplerine gidiyordu tamam mı? Valla peki ben gariplerine gitmesin diye biraz da şöyle bir yol bulmuştum. Bel fıtığı da olsa o da olur. Hani tamam insanlar bel fıtığı dediğin zaman tamam onu normal kabul eder. Şimdi şöyle tiki olan var mı dediğin zaman tik ne hocam? İşte ben bu sefer anlatıyorum limon şeftali dediğin zaman dayanamayanlar dokunduğun zaman gülen küfredenler. Tamam hocam. Bende tırnak yemek var. Olur mu? Tamam. Bir de şimdi şöyle bir şey. Ben o zaman hani gece gündüz dolaşıyorum ya. O zaman da yani diyordum ki karşılığında bir para alayım. Kaç paraya yok edersin? 50 lira. Yok hocam olmaz. Zaten benim maaşım günlüğüm 50 lira. Kaç para vereceksin? 5 lira vereyim. Yemin ediyorum. Çok net hatırlıyorum. Osman abi verdi. Alüminyum doğramacısı. Yanında da bir kalfasıyla beraber verdi. Alüminyum doğramayı böyle makinede kesiyorlardı. Kalfası dedi ki bırak Osman abi tekini yok etsin. 5 lira hallederse tamam olsun dedim. Ben de şimdi diyorum ki oradan bu adamın yani tekini Osman abinin tekini yok etmezsem tecrübe kazanamam. Tamam Osman abi. Onun tikini yok ettik. Şimdi bir de çok büyük bir hayra girdik.
alüminyum kesme makinesi, çok büyük bir çark, büyük bir dişli, oraya alüminyum doğramayı koyuyor, yukarıdan cız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 
vücut elini kaptırır. Yani hani küfrediyorlar, hareket ediyorlar ya. Tamam dedik yani. Onu kurtardık. Asla abartı değil, yemin ediyorum. Çok insanı da baktım hani şifasına vesile olduğum gibi orada cebine dolmuş parası da koyduğum insanlar oldu. Ya hem tikini yok et hem cebine 3-5 kuruş para koy. Ha, peki hocam biz ve böyle 3 sene dön dolaş Adana'nın sıcağını herkes bilir. Yazın dolaştım. Baharda yağmurda dolaştım. Kışın soğukta dolaştım. En çok benim zoruma giden neydi? En çok zorlandığım şuydu. Dilencilerin hayatını yakından tanıdım. Şimdi bir dilenci şöyle bak. Bir dükkana geliyor ya. Yanındakine de gidiyor. Yanındakine de atlayamaz ki bir dilenci. Hadi bu dükkana gittim. Bu dükkan sahibi beni gördü. Ayıp yandaki dükkana gitmeyeyim. Öbür sokaktaki bir dükkana gideyim. Dilenci böyle yapamaz. Ben de öyle yapamazdım. Hadi şu dükkana gireyim. Adam geliyor seni böyle ne? Tik mi? O ne? Tik yok burada diyor. Bazıları böyle diyor. Bir de kapıdan sana bakıyor böyle. Sen oradan çıkıp yandaki dükkana gidebilmek kararlılığını gösterebilir misin? O yanındaki dükkana gidiyordum. Öbür dükkana. İşte bu şekilde 2-3 yıl Adana'da dolaştım. Dükkanları tek tek. Sonra İstanbul'a geldim. Kartal çarşısından da Fenerbahçe stadına kadar minibüs yolu. Herkes bilir İstanbul'da yaşayanlar. Minibüs yolunun sağından solundan bütün dükkanları tek tek galiba bir haftada dolaştım. Maslak'ta sanayi sitesi var. Herhalde Osmanpaşa sanayi sitesi, tam hatırlamıyorum adını. Oraya başka yerlerin hepsini pek çok yerde dolaştım. Tikleri yok etmeyi kitaplardan öğrenmedim. Sokaktan tecrübeyle öğrendim. Zaten hiçbir kitap tikler nasıl yok edilir diye yazmaz. Bütün kitaplar tikler yok edilemez diye yazar. Hiçbir tıp fakültesi tikler yok edilir demez. Bütün tıp fakülteleri ve akademisyenler tikler yok edilemez der. Biz Allah'a şükür bunu sokaktan, sokakları süpürerek. Bir de o gerçekten bu tikleri düzelttik ya, sokakları da süpürdük. Daha doğrusu sokakların temizlenmesine vesile olduk. Ne tarz tikler var biliyor musun? Ya o kadar garip, her türden tikler var. Bir arkadaşımızın, onun YouTube'da duruyor. 7 sene önceydi. Arabalar tüt diye kornaya bassın, adam da tüt diyordu. Yani o anda 20 tane araba tüt 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 bassın, o da tüt 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 diyordu. Tütü de bırak. Hemen bir arkadaşı şöyle dedi bak. Tüttürü dünya dedi o da. Daha korna sesi bile değil bak. Tüt dediğin zaman tüt diyordu. Birisi tüttürü dünya dedi böyle. Bunu kurtardık. Peki sokakların temizliğini nasıl sağladık? Bazılarında yere tükürme. Dakikada 6 defa, 10 defa tükürme takıntısı olanlar var. Onlardan kurtardık. Ben dünya tik tarihinin sayfalarını açtım ve ben o 3-4 yıllık süre içerisinde ne kadar tik türü tanıdım biliyor musun? Bir arkadaş vardı, adı Osman'dı. Adını sadece Osman koydum. Neden sadece Osman? Solda olan hiçbir şeye dayanamaz. Şimdi onunla Mersin'deyiz, tamam mı? Bir de ben Mersin'e gittim, Tarsus'a gittim. Tarsus'ta ben demin sadece Adana ve İstanbul'u anlattım ya.
Mersin'de anlatmadım ki. Tam Mersin'e gittim. Mersin'de galericileri de... Bu üç şehirdeki galerileri de dolaştım. En sonunda Tarsus'taki bir galeride şunu buldum. Dediler ki hocam tam senin istediğin gibi biri var. Kim o? İşte burada güvenlikçiydi ama 5 sene önce güvenlikçiydi. Adam çalışamıyor, yazık, evinde duruyor. Niye? Tiklerinden dolayı çalışamıyor. Tamam, çağırın gelsin dedim. Geldi. Dayısı onu getirdi. Yalnız başına da gelemiyor. Neden yalnız başına gelemiyor? Araba kullanamıyor çünkü arabaların sol farları yandı mı bu fıttırıyor. Sola bu dönmek isterse sola sinyali veremiyor. Kendisinin sol sinyali yanacağı için. Birisi yanında konuşurken şöyle sol elini kaldırdı mı tamam. Gitti bu kişi. Otobüslere binemiyor, taksiye binemiyor. Niye? Egzozu solda diye, egzozu solda diye otobüse binmiyor. Ve vallahi geldi, adım Osman dedi, tamam. Bir de ben o konuşurken dedim ki kamerayı alabilir miyim? Al hocam dedi. Galiba işte böyle %70 falan da şarjım. Oturduk, kayıttayım ya. 3 saat kadar kayıt sürdü, sonra şarj bitti. Hala onun tikleriyle alakalı anlattığı tik türleri bitmedi. Ve dedim ki şu anda bende dedim gıcıklandığın bir şey var mı? Evet hocam dedi. Kaç saattir dedi şimdi bak dedi yüzüm kıpkırmızı sana söyleyemiyorum. Ama dedi var ya dedi söyle dedim. Telefonu sol elinde tutuyorsun dedi. Ben dedi lütfen sağ eline koyar mısın dedi. Kıpkırmızı olmuş. Tamam çıkardım telefonu sağ elimle tuttum. Sol elimle tutunca kıpkırmızı olmuştu. Sağ aldım da oh rahatladı. Sonra başka bir şey var mı dedim. Evet dedi. Ayağın dedi yerdeki kaldırım çizgilerine basıyor. Çizgileri basma lütfen dedi. Başka? Şu ağacın gölgesi dedi. Gölge sana vuruyor dedi. Lütfen dedi gölgeden çık dedi. Tamam. Başka benden rahatsız olduğun bir şey var mı? Evet dedi. Ne? Biz bir binanın önündeydik. Binanın koskoca camları vardı. Dedi ki biz şu camda görüntümüz görünüyor ayna gibi. Bu görüntü beni çok rahatsız ediyor hocam dedi. Tamam. O kadar tikliydi. Yani tikin bugüne kadar insanlar belki 5-10 türünü bilir. Ben 20 bin türünü biliyorum desem belki abartı olur ama 10 bin türünü biliyorum. Hatta dedi ki hocam ben çok inat biriyim. Ben dedi şu kadar zaman önce İstanbul'a gittim. Bir inat ettin tam 9 gün tuvalete gitmedim dedi. Dedim ki yani ne yaptın? Tuttum dedi. Ve dedi ki hocam dedi ben şimdi otobanda bile yürüsem böyle arabalar vazır vazır geçen yerde yürüsem bir karga kak desin ben orada dururum dedi. Heykel gibi dururum. Ne zaman hareket edersin dedim. Bir başka karga kak deyinceye kadar. 3 gün gak demese 3 gün orada dururum. Ve dedi ki peki başına gelen olayları anlatır mısın dedim. Dedi ki hocam bütün kadınlar dedi, yani beni dedi sapık olarak tanıyorlar dedi. Niye dedim. Bir kadının ya da bir adamın elinde poşet varsa sol elindeyse evine ekmek götürüyor ya. Bir insan elinde poşet taşıyorsa, sağ elinde taşıyorsa oh hiçbir şey yok. Ama sol elinde birisi bir poşet taşıdığında sağ eline verinceye kadar ben onu takip ederim dedi. Öyle dedi ne kadar kadını takip ettim ve sağ eline koyduğunda oh be ben de ayrıldım dedi. Bu yüzden dedi çok başım belaya girdi dedi. Ve neler neler. Bir de dedi ki hocam dedi ben kadın gördüm bir de laf atarım dedi. Allah Allah. Peki dedim ne? Dedi ki bizim burada ben güvenlikçiydim. İşte birini yakaladık hırsızdı dedi. Onun biz yakalamıştık. Mahkemeye de bizi çağırdılar görgü tane olarak. Mahkemeye giderken mahkeme binasının önünde bir kadın vardı. Kadına ister istemez laf attım dedi. Sonra dedi hakim karşısına çıktık dedi. Bir de baktım ki laf attığım kişi o kadınmış. Hakime laf atmışım dedi. Ve
Sonra anlattı. Dedi ki hocam ben bu yüzden evlenemedim. Bu yüzden 6 yıldır çalışmıyorum. Evden dışarı çıkamıyorum. Kim bakıyor sana? Dayım bakıyor dedi ve dayısı onu getirmişti oraya. Dayısı olmadan da gelemiyordu. Dayısı onu hani mobilet var ya motor. Mobiletin arkasına koyup getirmişti. Ben de sonra işte kalktım. Bir sinema film senaryosu yaptım. Sinema film senaryomun adı ya daha doğrusu şu. Tikler konulu bir film senaryosu hazırladım. Tiklerin kitabını yazdım. Hem de sinema dünyasına uyarlanmış senaryosunu yazdım. Dolayısıyla sizin dediğiniz şey işte en güzeli bir şeyi kitaplardan ya da duyarak değil. Tam tersine hayatın ta kendisinden hem de on binlerce tecrübenle yapabiliyorsan başarılıyım diyebilir insan. Zordu vallahi, o kadar zordu ki en çok dilenci yerine konulmak zordu. Düşün, öğretmensin ve bundan 7 sene önce, 6 sene önce, 5 sene önce böyle gidiyorsun. Dilenci soruyorlar hani nereden geliyor? Böyle süreçten geçtik, bunu bitirdik ve galiba binlerce insanın tiklerinden kurtulmasına vesile oldu. Ve işte o günlerin bilgi birikimi ve her eğitimde anlattıklarımızla genişleyen bilgi birikimimiz ve beşinci boyuttan akan bilgiler bizi bu güzel duruma getirdi. Artık biz karşımızdaki kişiyle konuştuğumuzda onun nesini şifa, daha doğrusu onun haberi şu, hiç kimse anlamadan, hani canlı yayında arkadaşlar onun özelini hiç anlamadan biz sıkıntısını düzeltiyoruz. Bu güzellikleri biz sokağın içinden tırnağımızla sokağı temizleyerek oluşturdum. Vallahi bir daha dünyaya gelsem yapar mıyım? 2 kat, 3 kat daha ısrarcı ve daha kuvvetli şekilde yaparım. Refik Hocam, bir de hani paylaşmak isterseniz, biz eğitimimizi aldığımızda sizin 3 ay ya da 4 aylık uzun bir Rusya programınız vardı. Ve 15 günde, 20 günde programı kestiniz. Erkenden geldiniz. Hatırlıyor musunuz? Hani bir konu, siz paylaşmak isterseniz diye. İsterseniz ben aktardığınızı söyleyebilirim ama. Çok şeyler yaşadık. Tabii o şey hani eğer 3 harflileri falan onu söyleme tabii de. Yok değil hocam, değil. Tamam. Yok değil. Hocam şeydi, 15 günde KGP 4 kere hayır, seni hayır, sormaya hayır, çekmiş. Hayır. İşte 3 harfli dediğim buydu. Onları hiç... Aa, özür dilerim. Ben de öteki 3 harfli anladım. Özür dilerim. Hiç onu söylemeyelim. Hani tamam. Bunlar... Ben işte yani insanlar daha doğrusu şu, biz neler neler yaşıyoruz ve bazı yaşadıklarımız bizde kalsın. Evet. Hani çok şey yaşayınca kimi çok şey yaşayınca hiçbir şey yaşamamış gibi hayata devam edebiliyorsun. Dolayısıyla onu hiç söylemeyelim, o öyle kalsın. Daha doğrusu özel sohbette belki konuşulur ama hani burada konuşmayalım. Anladım hocam. Ve şeyden sonra artık Antalya'da ya da İstanbul'da veriyorsunuz. Ruslar gelecek, onlara burada vereceğim. Evet, bir daha gitmem. O çok güzel. Biz Rusya'ya gittik, eğitim verdik. Allah razı olsun. O kadar çok sevdiler ki sonrasında aynen şu, Rusya'dan uçakla 3 defa
Alanya'ya geldiler eğitim almaya. Biz gittik Rusya'ya, Sibirya'ya eğitimler verdik. Sonra dedik ki tamam hani Rusya'ya gitmeyeceğiz. Dediler ki hocam gelin. Dedik ki gelemiyoruz ki. Tamam o zaman dediler biz geliyoruz. Uçakla Alanya'ya geldiler. Antalya'ya geldiler. Ve sonra Kazakistan'a da gittik. Kazakistan'a da dedik ki Kazakistan'a gelmeyeceğiz. Niye? İşte gelmeyeceğiz. Aynı durum. Bir milletvekili, bir bakan dedi ki siz her saniye sizinle olacağız biz. Tamam gittik. Kazakistan'a da gittik sonra. Kazakistan'da ve Rusya'da güzel anılarımız var. Allah razı olsun. Güzel insanlar var. Ve orada insanlar harasho diyorlar. İyiyim. Uchi harasho, çok iyiyim. Biz Rusya'da şunu öğrettik. Ya sverh sazdanya. Ya sverh pajestina. Ya sverh lbov. Bunları şu anda Rusya'da kullanan insanlar var. Yani Rusya'da daha önce kimse mucizeyim demiyordu. Mucize ötesiyim demiyordu. Şimdi Rusya'da belki 300 kişi bizim eğitmenimiz mucize ötesiyim diyor. Ya sverh pajestina. İşte böyle. Hocam Aynur Köse hocamız yazmış. Mesela benim sağ gözüm babamdan dolayı görmüyor. Bunun bilinçaltı ile bağlantısı var mı? Hocam bu arada müsaade ederseniz ben bir iki arkadaşım var. Şu an yayında mı? Gülten Hanım var. Geçirmiş olduğu çocuk yaşlarda geçirmiş olduğu hastalıklardan dolayı, kullandığı ilaçlardan dolayı kulakta bir işitme kaybı var. Onun çalışmaya rızası her zaman var. Sonra bu yayında gönül arkadaşımız az önce bahsettiğim bir kedi sahiplendi. Kedinin arka bacakları tutmuyor. Çok özveriyle bakıyor. Tamam. Tabii ki sadece biz... Tamam. Şu anda lütfen o arkadaşımızın kedisine bakmış. Şu anda o arkadaşımızın kedisine çalışacağım. Ve 30 saniye çalışacağım. O arkadaşımız lütfen 30 saniye sonra kedisini test etsin, durumuna baksın ve yazsın. Şu an başladım. Bizim eğitim sistemimizde şöyle bir şey var. İnsan mı, hayvan mı, bitki mi, taş mı, toprak mı fark etmez. Şifasına vesile oluruz. Şu anda o arkadaşımız hangi şehirde yaşıyor bilmiyoruz. Bize şehir de gerekmiyor. Adı nedir? Kedisinin adı nedir? Hiçbir şey gerekmiyor. Şu anda yaklaşık ve bir de konuşurken şifaya vesile olur. Ve şu an 30 saniye geçti. Lütfen şu an arkadaşımız kedisinin ayaklarına baksın. Hocam Aynur hocamız da şundan bahsetti. Demin görmeyle ilgili genetik olarak görmüyorum diyor. Tamam. Şimdi Aynur Hanım'ın görüp genetik görüp gör genetik mi değil mi onu şöyle anlarız. Lütfen Barış abi gözünü kapat. Evet hocam. Aynur Hanım bir bisiklet olsun. Ne renk bir bisiklet? Ne renk bir bisiklet? Pembe. Aynur Hanım'ın göz problemi bir hayvan olsa hangi hayvan olur? Serçe. Serçe, lütfen bakın. Bisikletin üzerinde güneş var ve ay var. Serçe güneşten geldiyse güneşe hemen gitsin. Serçe aydan geldiyse aya hemen gitsin. Eğer biraz güneşten biraz aydan geldiyse serçe biraz ona bölünerek aya ve güneşe gitsin. Eğer serçe aydan da güneşten de gelmemişse başka yere gitsin. Serçe nereye gitti? Zaten yolda mı değil mi? Hocam bu... Güzel oldu burada diyor. Şöyle.
Hem güneş hem ay hem de başka yer var burada. Hem güneşe gitti, hem aya gitti, hem de başka yere gitti. Tamam. Lütfen gözünü aç. Bu arkadaşımızın göz problemi hem annesinden, hem babasından, hem de sonradan oluşan sebeplerle ortaya çıkmış. Lütfen gözünü kapat. Tamamen gitsin. Tamamen gitsin aya, güneşe ve boşluğa, kaybolsun. Serçe tamamen gitti mi? Gitti. Lütfen açın gözünüzü. Evet, bu arkadaşımızın hem anneden hem babadan gelen genetik sıkıntısı göz problemi yaratmış ve sonradan da sıkıntılar buna sebep olmuş. Lütfen bu arkadaşımız şimdi gözünü kontrol etsin. Gözünün ne durumda olduğunu bize söylesin. Elif Hanım, nasıl konuşmalarımızı deli saçması olarak mı gördün? Nasıl buldun? Ne gördüm biliyor musun? Şimdi kimsenin başaramadığı bir şeyi başarıksın. Başarıksın mı? Başaracaksın mı? Başardın. Başarıksın yani. Başarıksın. Bizim Türkçemizle sizin Türkçe karışık bir adam olabilir. Başarıksın. Kimsenin başaramayacağını başarmışsın yani. Hayatı istediğin gibi görebilen bir insansın. Eksiğinle, gediğinle mükemmel hayatı görüyorsun. Siz kanalsınız galiba. Lütfen gözünü kapatsana. İsminizi 5 defa söyleyin yüksek sesle. Elif, 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 Elif. Peki gözünüzü açmayın. Bir traktör gelsin gözünüzün önüne. Nasıl bir traktör geldi? Bizim kendi traktörümüz geldi. Tamam, başka bir traktör gelsin. Masay. Başka bir traktör geldi mi? Geldi. Tekerleri çamurlu mu, temiz mi, yeni mi, eski mi? Yeni bir şey. Tamam, açın gözünüzü. Siz çok iyi bir kanalsınız. Siz her şeyi görebilirsiniz. Hatta bir de... Peki, Barış abi... Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Geldi. Evet. Peki o arkadaşımızın kedisi hakkında bilgi geldi mi? Şeyi de görürsün lütfen kapat gözünü. Tamam. Gelmedi. Tamam. Aynur hocamdan da. Hemen burada bir kanal arkadaşı. Hocam az. Elif Hanım var. Elif Hanım lütfen bak. 5 dakika önce bir kedi vardı. Arka ayaklarında sıkıntılıydı. Şu an gözünüzün önüne geldi mi? 10 geldi. Dakika önce. Şu anda o 10 dakika öncesiydi. Tam şu ana bakın. Şifa olmuş mu olmamış mı? Sağ ayakta kasılma var mı? Hı? Sağ ayağında kasılma var. Tamam. Arkadaki ayak. Peki düzelme var mı? Bir bakın ne kadar düzelmiş. Kapat gözünü. Yürüyebiliyor mu kedi? Kullanabiliyor mu arka ayaklarını? Kullanacak. Şu anda kullanıyor mu? Peki bir kez daha çalışıyorum. Şimdi gör lütfen. Evet. Şu an nasıl bir bak. Aynur Hanım'dan, Aynur Hocamızdan sağ gözüm atmaya başladı diye bir geri bildirim var hocam. Tamam. Yani gözü şifalanmaya başladı. Ve o kedimiz de Elif Hanım harekete başladı mı? Yürümeye başladı mı kedi? Zorlanıyor. Tamam. Yeterli. Gözünü aç lütfen. Hayır, dur. İşte burada Elif Hanım var. Buranın sahibi. Hiç bizim eğitimi falan almadı. Ve 1-2 saattir burada. Kanal oldu. Kanal olduğunu şimdi anladı. Bu kadar. Barış abi. Size konuk oldum. Bu beni çok onurlandırdı. Allah razı olsun. Ankara'da bir bayan vardı. Ve şu anda enerjinin güzel olduğu bir yerdeyiz. Tahta kuşlarda. Hocam Allah razı olsun. O işte de ve onur bize ait. Allah razı olsun. Ve geçmiş günlerin güzel hatıralarını yad ettik.
buna vesile olduğunuz için size çok çok teşekkür ediyorum. Bizim eğitimlerimizi şu an benim Facebook ve Instagram sayfamdan izleyen değerli arkadaşlarımız, Barış Çak hocamızdan, sizden almak isterlerse telefon numaranızı söyleyin, size ulaşsınlar. Evet, 0533-312-06. 06'dan sonra bir daha söyleyin. 74, 0533-312-06-74. Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İzleyen dostlarımıza Allah razı olsun. Selamlar, çok saygılar. Çok teşekkür ederim. Hocam sayfadaki arkadaşlarımızdan da selamlar var. Kadir Ankamızdan var. Aslan Ankamızdan işte hayvan korkum vardı diyor. Kübra Yıldırım hocam bir kediyi köpek kapmış galiba. Onunla ilgili bir yardımda bulunuyordu. Genel olarak hocam çalışmaya katılanlarla ilgili de tamam. Bir küçük dua. Evet, lütfen bütün dostlar gözlerinizi kapatınız. Ve kendinizi bir zümrüt anka olarak hayal edin. Ve şimdi dünyamızın tamamının çevresinin en azından atmosferimiz kadar kalınlıkta bir nurla dolduğunu hayal edin. Dünyamızın çevresi nurla kaplı. Yarım dakika böyle hayal edin. Bu sadece kendinize ya da tanıdıklarınıza değil, bütün dünyaya bir şifa. 20 saniye kaldı. Ve gözlerimizi açalım. İnşallah şifa olsun. Amin. Ve arkadaşlar eğer kolay çözüm istiyorlarsa bunu her şey için uygulayabilirler. Barış abi selamlar, saygılar. Hayal ötemiz sonsuz. Hayal ötemiz sonsuz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Allah razı olsun. Ve Instagram'dan arkadaşlarımız, Facebook'tan arkadaşlarımız. Şimdi bu canlı yayını kapatacağım. Ve yeni bir canlı yayın başlatacağız. Dilek hocamla neyi konuşacağız? Göbekli Tepe. Göbekli Tepe hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğuda olan yer. Ha, Urfa'da. Haydi arkadaşlar şimdi kapatalım, Göbekli Tepe'yi konuşacağız.